Elazığlı genç iş insanı Hamza Gür, Deva Partisi'nden milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Yaşanan her felakette kader diyerek sorumluluğu üzerinden atan, vatandaşını hakir gören, hizmet etmeye değil efendi olmaya çalışan yöneticilerden bıktık. Bu seçimler o nedenledir ki aydınlık ile karanlığın ayrımının yapılacağı seçimler olacaktır. Bu seçimler tek adam tarafından kaderimizin belirleneceği bir Türkiye'de yaşamak istemeyenlerin seçimi olacak. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde aday adaylığını parti binasında yaptığı basın açıklaması ile bildiren Gür, bu seçimin mevcut hükümetten kurtulmak isteyenlerin seçimi olduğunu belirtti. Gelecek kaygısı, işsizlik, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması gibi birçok sorunla karşı karşıya kalan gençler çareyi yurt dışına gitmekte buluyor. Bu durum her ne kadar mevcut hükümet tarafından yurt dışı sevdası olarak lanse edilse de yapılan araştırmalar gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalara göre gençlerin gitmek istemelerinin altında yatan en büyük sebep ekonomi ve gelecek kaygısı olduğunu gözler önüne sermektedir. Genç bir iş insanı olarak gençlerin sorunlarına yönelik çalışmalar yapacağını bildiren Gür, Elazığ mahalle mahalle gezdik. Elazığ mutsuz bir şehir dedi. Köy köy, sokak sokak, Çatalçeşme'den Şahinkaya'ya, Hilalkent'ten Gümüşkava'a, mahalle mahalle dolaştım ve gördüm ki Elazığ umutsuz. Her seçimde Elazığ garanti gören iş bilmez siyasiler ve kadrolar nedeniyle şehrimin yalnızlığa terk edildiğini gördüm. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal da milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Hamza Gür'e başarılar diledi. Değerli katılımcılar, kıymetli hemşerilerim, milletvekilliği seçimlerinde adaylık başvurusunu yapmak üzere partimize müracaat eden Sayın Hamza Gür'ün başvuru dilekçesini bugün teşkilatımız olarak almış bulunmaktayız. Kendilerine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz.